Herkese merhaba arkadaşlar, ben İlge. Bu videomuzda sizinle birlikte ESP8266 yani Wi-Fi modülünün nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Bu Wi-Fi modülüyle Arduino'muzu internete bağlayacağız ve ortamdaki sıcaklık nem değerlerini internetteki bir ortama yollayacağız. Şimdi isterseniz videomuzun detaylarına geçelim. ESP modülü çok küçük boyutlarda internete bağlanabilen bir modül. Yani bu modül sayesinde siz modeminiz üzerinden internete çıkabiliyorsunuz ve internetle olan aranızdaki bilgi alışverişini yapabiliyorsunuz. Bu sayede internette olan bir bilgiyi kendinize alabilirsiniz veya internette herhangi bir yere bir veri yollayabilirsiniz. Özellikle ev otomasyonu ve IoT projelerinde bolca kullanılmakta ve ESP'yi kullanırken illa internete bağlanmanıza gerek yok. Siz bu modül sayesinde modeme bağlanabilirsiniz ve evinizin veya size ait olan network'teki diğer cihazlarla da aynı modülle haberleşebilirsiniz. ESP'nin üst kısmında anten bölgesi bulunuyor ve hemen alt kısmında da bağlantı pinleri bulunuyor. Bunlar erkek yiğidi şeklinde ve 8 tane bağlantı pini var. ESP'yi internete bağlarken buradaki pinlerin 5 tanesini kullanacağız. Eğer ESP'yi update yani firmware güncellemesi yapmak istersek de 6 tane pinli kullanacağız. Bu detaya daha sonraki bir videomuza gireceğiz. Modülün üzerindeki çipi isterseniz direkt programlayarak da kullanabiliyorsunuz. Yani bir Arduino gibi de bu çipi kullanabilirsiniz. Ama bu modül üzerinde 2 tane giriş çıkış kullanabileceğiniz pin mevcut. Bunun daha büyükleri NOT MCU dediğimiz yani pin sayısı neredeyse Arduino'ya yakın modüllerde var. Bizim burada yapacağımız Arduino'yu programlayacağız. Bu modülün de içerisindeki firmware'i kullanacağız. Arduino'dan bilgileri ESP'ye alacağız. ESP de internete gönderecek. Şimdi isterseniz devremizi kurarak devam edelim. Projemizi kullanacağımız ortamdaki sıcaklık ve nem değerlerini ölçebilen DHT11 sensörümüzü kullanacağız. Bu sensörü önceki videolarımızda nasıl kullandığını öğrenmiştik. Yine şimdi hızlıca devresini kuracağız. DHT11 sensörümüzü breadboard'a takıyoruz. Şimdi yapmamız gereken Arduino üzerinden RTX'e attığını breadboard'a taşımak. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. DHT11 sensörümüz 5 volt seviyesinde çalışırken ESP modülümüz ise 3.3 volt seviyesinde çalışıyor. Yani buna 5 volt verdiğimizde ESP modülü hasar görebilir. Normalde 5 volta takanlar da var. Yani bu şekilde kullananlar da var ama normalde bunun sınırı 3.3 volt. O yüzden biz de ESP'nin sınırlarına uygun davranarak 3.3 voltta besleyeceğiz. Burada breadboard'un aşağı kısmına 3.3 volt verirken yukarı hattına da 5 volt seviyesinde voltaj vereceğim. Bunları da hemen Arduino üzerinden çekelim. Bir tane erkek jumper kablo aldım. Arduino'nun 5 voltundan breadboard'un üst kısmındaki artı kısma 5 voltu takıyorum. Ve bir tane de erkek siyah bir kablo aldım. Bu kabloyla da GND hattından yine breadboard'un üstündeki eksi hatta bağlantı yapıyorum. Bu bağlantıları yaptığımda bu üst kısımda artık 5 volt seviyesinde bir gerilimim oldu. İstediğim yerde artık bunu kullanabilirim. Bir de Arduino'nun 3.3 voltundan o da hemen 5 voltun yanında breadboard'un alt kısımdaki artı hattına bağlantı yapıyorum. Ve yine bir tane siyah kabloyla GND hattından breadboard'un alt kısımdaki eksiye bağlantı yapıyorum. Bu sayede alt kısımda 3.3 volt, üst kısımda da 5 voltluk bir gerilimim var. Şimdi gelelim sensörümüzün artı ve eksi hattına. Sensörümüzün artı hattı orta bacağımız. Orta bacağından bir jumper kablo yardımıyla 5 volta bağlantı yapıyoruz. DHT11'in sensörü önden baktığınızda en sağdaki pinle eksi hattımı batırıyorum ve bunu da breadboard'un eksisine bağlıyorum. Şimdi yapmamız gereken DHT11 sensöründen sadece sinyal hattını Arduino üzerine taşımak. Bunun için de yine bir erkek jumper kabloyla sensörün ön tarafından baktığınızda en sol tarafındakinde Arduino'nun 2 numaralı pinle bağlıyorum. Verileri buradaki yeşil kablo yardımıyla alacağız. Şimdi gelelim ESP modülümüzün bağlantılarına. DHT sensörünün bağlantılarını kısmen biliyorduk önceki videolarımızdan. ESP modülünün bacaklarını incelememiz gerekirse önden baktığınızda en üst kısımda GND hattı bulunuyor. Bunun tam karşı çaprazında da artı hattımız bulunuyor. Ve ESP modülünü kullanabilmeniz için hemen şuradaki pinde de artı voltaj vermeniz gerekiyor. Yani toplamda ESP'ye 2 tane artı gerilimi gitmesi gerekiyor. Bunun haricinde RX ve TX yani seri haberleşme kullanan pinlerde 2 tane. Bunlar da şu alttaki pin ESP modülünün TX'i yani bilgi gönderdiği bacak. Hemen şu tam karşı çaprazı da ESP modülünün RX'i yani bilgi aldığı bacak. Bunlara göre de Arduino tarafında bağlantılarımızı yapacağız. RX pini ile GND pin arasında 2 tane bacak bulunuyor. Bunlar da ESP'nin dijital giriş çıkış olarak kullanabileceğiniz bacakları. Bu dijital giriş çıkışlardan RX'e yakın olanı firmware güncellemesi yaparken eksiye çekerek de kullanacağız. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Sonraki videolarda zaten detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Alt kısma geçtiğimizde bir tane bacak kaldı. O da artının yanındaki. Bu da ESP'nin reset bacağı. Yani buraya bir tane buton bağlayarak butona bastığınızda ESP'yi resetleyebilirsiniz. Ama bizim şu anda buna ihtiyacımız olmayacak. Eğer ihtiyacınız yoksa bu pine hiçbir şey bağlamadan da direkt ESP'yi kullanabilirsiniz. Ve resetleme işlemini yapmak isterseniz de bu pini eksiye çekmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim bu bahsettiğim bağlantıları yapmaya. ESP ilk olarak
artı ve eksi voltajı bağlamak istiyorum. Bunun için erkek dişi kablo kullanacağım. Breadboard'un 3.3 volt seviyesindeki gerilim bölümünden 2 tane artı ve eksi kablolarımı çıkardım. Artı kabloyu ESP'nin artı hattına bağlıyorum. Yani şuradaki pine. En alttaki ve size göre en sağdaki pinle. Eksi hattını da ESP'nin tam çarpazındaki pine bağlıyorum. Yani bu da size göre en sol ve en üstteki pin. Bu bağlantıları yaptıktan sonra ESP'nin bahsettiğim gibi bir tane daha artı ihtiyacı var. Bu artıyı da yine 3.3 volttan alacağım. O yüzden breadboard'uma bir kabloyu batırıyorum ve artın iki yanına bu bağlantıyı yapıyorum. Bu 3 tane bağlantı dışında bir tane RX, bir tane TX pinip bağlamamız gerekiyor. Bu kabloları da hemen alalım. ESP modülünün TX kısmına bir tane kablo bağlıyorum ve bu TX'i Arduino'nun RX bacağına bağlayacağım. Ama bunlar bizim donanımsal RX bacağımız olmayacak. Yani 0 ve 1'e bağlamayacağım. 10 ve 11 numaralı pinleri kullanacağım. Bu pinlere de yazılımsal seriyel uygulayacağız. Bu sayede 2 seriyeli birden kullanabileceğiz. Arduino'nun 10 numaralı bacağına bağlantısını yapıyorum. Ve ESP'nin RX bacağından da Arduino'nun 11 numaralı pinle bağlantı yapıyorum. Buradaki istisna durumlardan bir tanesi ESP'nin firmware güncellemesini yaparken ESP'nin RX'ini Arduino'nun RX'ine ve ESP'nin TX'ini de Arduino'nun TX'ine bağlamamız gerekiyor. Sadece bu durumda böyle istisna bir durum var. Bunu da sonraki videolar dediğim gibi detaylı bir şekilde açıklayacağız. Devremizi tamamladık. Şimdi isterseniz hemen bilgisayara geçelim. Kod kısmını yazalım ve daha sonra uygulamamızı çalıştıralım. Kod kısmına geçtiğimizde kod karışık görünse de aslında adım adım incelediğimizde çok basit bir kod bizi bekliyor. Sadece burada görmediğimiz yeni şeyler olduğundan dolayı birazcık gözümüz korkabilir ama problem değil. Şimdi hepsini zaten açıklayacağız. Öncelikle ESP ile Arduino arasında bir haberleşme yapmamız gerekiyor. Bu haberleşmenin seriyel olduğundan bahsettik. Ve bu haberleşmenin yine yazılımsal seriyel kullanacağımızı söylemiştik. O yüzden yazılım içerisine Arduino diyoruz ki software seriyel kütüphanesini dahil et ki biz de bu özelliği kullanabilelim. Daha sonra DHT11 kütüphanesini dahil edebiliyoruz. Bu kütüphaneyi video açıklamasında veya GitHub sayfamızda bulabilirsiniz. Oradan indirip kurabilirsiniz. İsterseniz farklı DHT11 kütüphane de kullanabilirsiniz ama aşağıdaki veri okuma şeklini değiştirmeniz gerekiyor. Yani biz satırları DHT11 ile ilgilendiren satırları değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi iki tane burada string tanımlıyoruz. String de aslında kelime gibi düşünebilirsiniz. Yani ard arda gelen karakterlerin oluşturduğu bir dizi. Bu dizilerden bir tanesi A adı. Yani ESP'nin bağlanınca Wi-Fi'nin ismi. Bunu tam olarak doğru girmeniz gerekiyor. Diğer string de A şifresi. Bağlandığınız A şifresinde buraya giriyorsunuz eksiksiz olarak. Yazılım içerisinde bunları A adı ve A şifresi olarak zaten çağıracağız. Buraya kendi modeminizin şifresini girmeniz gerekiyor. Ekranda bizim girdiklerimiz buzlu görünüyor. Kendi şifrenizi ve network isminizi iki tane tırnak arasına girmeniz gerekiyor. Hemen aşağı indiğimizde artık pin tanımlamalarına geçiyoruz. Burada serialin kullanacağımız RX pini 10 olsun diyoruz. Burada TX 11 olsun diyoruz. Bunun yukarıda kütüphaneyle hiçbir alakası yok. Sadece 10 ve 11'e RX pin ve TX pin şeklinde isim veriyoruz. Bu her zaman yaptığımız işlem. Hemen aşağıda da ikinci pine DHT11 pin ismini veriyoruz. Burada yani bir isimlendirme yapıyoruz. Şimdi burada yapacağımız uygulamada aldığımız verileri ThinkSpeak dediğimiz bir internet sitesine yollayacağız. Bu internet sitesine tabii ki bir account açmamız gerekiyor. Bu account'u açtıktan sonra da verileri orada görüntüleyebilir hale geleceğiz ve tabii ki bu site ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Burada verileri doğru yere gönderebilmek için, doğru siteye gönderebilmek için o sitenin IP adresini giriyoruz. Yani bunu da yine string şeklinde tanımlıyoruz. Bir kelime olarak düşünebilirsiniz. Ve bir float tanımlıyoruz. Bunların bir tane sıcaklık, diğeri de nem değerleri. Bu değerleri zaten değişken olarak tanımlıyoruz ki bu değişkenler içerisinde sensörden aldığımız bilgileri yazdıralım. Ve bir tane burada DHT11 kütüphanesiyle birlikte bir sensör tanımlıyoruz. Ve daha sonra da software serialin RX pin ve TX pin üzerinden gerçekleşeceğini ve bu serial haberleşmede ESP ismini veriyoruz. İsterseniz şu ESP kısmına farklı bir şey de yazabilirsiniz. Bu hiç problem değil. Buraya yazdığınız isim şu aşağıda mesela yazdığınız ESP begin komutunu değiştirecektir. Başka da bir farkı bulunmuyor. Şimdi setup kısmına geldiğimizde biz aynı zamanda da bilgisayarla Arduino arasında bir seri haberleşme başlatmak istiyoruz ve bunu donanımsal serial haberleşme üzerinden yapacağımız için 9600 hızında serial haberleşmeyi başlatıyoruz. Bunun software serialle herhangi bir alakası yok. Serial print deyip start diyoruz. Yani başladı komutunu veriyoruz. Hani kodun aktığını görebilmemiz için. Siz buralara istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Yani bu sadece bir bilgilendirme ekranı olarak yan tarafta gelecek bize istersek. Yani daha doğrusu serial monitörü açarsak. O yüzden siz buraya kendinize göre şeyleri de ekleyip çıkartabilirsiniz. ESP begin komutuyla yukarıda tanımladığımız yazılımsal seriyel haberleşme kanalını aktif ediyoruz ve 115.200 hızında çalışması istediğini yani bu baud rate hızında haberleşme yapılmasını
olmasını istediğini söylüyoruz ve ESP AT komutu yolluyoruz. Şimdi bu AT komutları nedir? ESP eğer bir modül olarak kullanacaksanız ve Arduino ile kontrol edecekseniz ESP AT komutlarıyla önceden belirlenmiş komutlar göndermeniz gerekiyor. ESP'de bu AT komutları geldiğinde her bir komutun karşılığında gelen hizmeti veya o aksiyonu alarak size bir geri dönüş sağlıyor. Okey diye geri dönebiliyor. Farklı değerlerde geri dönebiliyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ama siz eğer ESP'yi direkt Arduino olarak kullanacaksınız artık AT komutlarına gerek yok. Siz direkt olarak orada bir Arduino programlıyormuş gibi yapabilirsiniz. ESP'nin direkt programlandığı kısmı şu an unutun. Onu sonraki videolarımıza değineceğiz. Ve burada AT komutu yollandıktan sonra serial print AT yollandı diye bir bilgilendirme giriyoruz. Bu bilgilendirmeye girmemizin sebebi de mesela ESP'nize kondansatör takmadınız ve iletişim bir türlü başlamıyor. Siteye bir türlü veri göndermiyor. Yazılımın hangi aşamada tıkandığını görmek veya o aşamaya kadar geldik mi onu görmek için bu bilgilendirmeyi yapıyoruz. O yüzden bunları sonradan da silebilirsiniz. Burada while içerisinde ESP find OK diyoruz ve buna bir ünlem işareti koyuyoruz. Burada şu anlama geliyor aslında. ESP'den OK gelene kadar ESP'ye AT komutunu tekrardan yolla. Şimdi AT komutu, AT aslında yolladığımız konunun başlangıcını oluşturuyor ve siz sadece AT yollarsanız ESP veya bunun gibi cihazlar size OK komutu geri gönderiyor. Biz de diyoruz ki biz ESP acaba çalışmaya başladı mı veya ESP'de bir problem olup olmadığını sadece bir AT komutu yolluyoruz ve o komuttan sonra OK gelip gelmediğini sürekli kontrol ediyoruz. Bu kontrol sırasında eğer OK komutu gelmediyse AT komutu tekrar yolluyoruz ve diyoruz ki ESP bulunamadı. Yani şu ikisini yerini değiştirmek aslında daha mantıklı olur ama fonksiyonel olarak bir fark yaratmayacaktır zaten. Ve daha sonra OK komutu yine gelmezse tekrar bizim bilgisayardaki serial ekranımıza ESP 8266 bulunamadı yazısı gelecek. Bulunduğu takdirde bu artık while işlemeyecek. O yüzden çıkıp yazılımın geri kalanına devam edecek. Eğer bu while'dan çıktığında zaten bize OK komutu aldık anlamına geliyor ve bunu ekrana tekrar yazdırıyoruz. ESP'mizi client moduna alıyoruz ve daha sonra bu tekrar burada da bu moda sokabilmek için AT komutuyla gördüğünüz gibi birlikte gönderdik ve client moduna alabilmek için gerekli komut da şu arkadaki eklenen komut. Yani AT komutu komutun başlangıcı ve şu sonraki de artık ona yaptırmak istediğimiz iş gibi düşünebilirsiniz. ESP'den OK komutunun geri dönüp dönmediğine bakıyoruz. OK komutu geri dönene kadar biz burada ESP'ye AT komutlarıyla birlikte client moduna geçmesi için tekrardan bir mesaj gönderiyoruz ve bu while içerisinde döndüğü sürece ayar yapılıyor yazısı ekranda yazıyor. Ayar yapıldıktan sonra burada diyor ki client olarak ayarlandı şeklinde serial monitörde yazıyor ve daha sonra aşağı doğru ilerliyoruz. Buraya geldiğinde de ağ bağlanılıyor yazıyor. Biz bunu normalde yukarıya yazdık ama siz isterseniz yine şu ikisini yerini değiştirebilirsiniz. Yani bu iki satırını yerini değiştirseniz olur, değiştirmeseniz de kendi yazılım felsefenize göre bunu da ayarlayabilirsiniz ama fiziksel olarak işlemede herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi bunlar bilgilendirme yazısı. Yazılımın hangi aşamada kaldığını söylüyor. Şimdi bu aşamaya geldikten sonra tekrar burada ESP'ye print elen komutuyla bir AT komutu yolluyoruz ve burada diyoruz ki artık biz bir tane bir network'e bağlanalım ve A adı A şifresiyle bu network'e bağlan diyor. Biz bu A adı ve A şifresini zaten yukarıda tanımlamıştık. Bunlar sizin kendi network'ünüzün, kendi modemizin adı ve şifresi olması gerekiyor. Daha sonra bu bağlanma isteğini gönderdikten sonra ESP'den tekrardan OK komutu gelip gelmediğine bakıyoruz. OK komutu geldiyse biz A bağlandı anlamını taşıyor. Buradaki while'da da şöyle bir durum var. Diğer while'larda süslü parantez açmıştık. Bu while'de süslü parantez açmadan direkt olarak OK komutunun arkasına yukarı virgül konulmuş. Yani ESP'den OK komutu gelene kadar bu satırda tek satırı sürekli olarak okuyor. Eğer buradan OK geldiği takdirde hemen alt satıra geçiyor ve diyor ki A bağlandı. Daha sonra bir saniye bekleyip loop içerisine geçiyor. Setup içerisinde yaptığımız Arduino ile bilgisayarın haberleştiği serial haberleşmeyi başlattık. Bu bir. İki, ESP ile Arduino arasındaki yazılımsal seriali başlattık. Bundan sonra Arduino'nun ESP'ye bir komut gönderdik AT diye, sadece AT ve ESP'nin çalışıp çalışmadığını öğrenmeye çalıştık. O da bize dedi ki okey ben iyiyim, çalışmaya başladım, artık hazırım dedi. Ve bize dedi ki o zaman seni client moduna alalım ve client moduna alındığının teyitini aldık. Daha sonra seni bir ağa bağlayalım diye istek gönderdik. Onun okeyini aldık ve loop içerisine, yani asıl projemizin çalışacağı kodun içerisine geçtik. Şimdi de yapmamız gereken artık ThinkSpeak serverına bağlanıp oraya bir veri göndermek. Bu bağlantı işlemi için de yine AT komutuyla buradaki bağlantı yapmamız gerekiyor. Buradaki 80 oraya bağlandığımız port, haberleşme portu genellikle 80 kullanılır. Ve buradaki IP de yukarıda girdiğimiz ThinkSpeak'in IP'si. Yani siz isterseniz bunu direkt şu IP yerine de yazabilirsiniz. Herhangi bir fark bulunmayacak. Ve bu bağlantı sonrasında eğer ESP'den herhangi bir error ile geri dönüş yapılırsa o zaman biz de ekrana diyoruz ki bağlantıda herhangi bir error oldu. Yani bu kodda error aldık diye yine bir bilgilendirme yapıyoruz kendimize. Eğer error alınmadıysa ki muhtemelen alınmayacaktır. Aksi bir durum olmadığı sürece DHT11'den yani DHT pininden sensörden verileri oku diyoruz ve okuduğumuz bu verinin temperature yani sıcaklığına, sıcaklık içerisine
nem kısmında nem içerisine full out şeklinde yazdırıyoruz. Daha sonra artık verimizi yani ThinkSpeak'e göndermek istediğimiz veriyi hazırlamaya başlıyoruz. Bu bir paket. Yani paketin en başında, sonunda, en başında göndereceğimiz veri bir paket halinde olacak. Yani sıcaklık verisi, sensör verileri, bizim ThinkSpeak'teki API key'imiz, yani bize özel olarak hazırlanan key ve bunun dışında get komutu hepsi bir arada olacak. Yani ThinkSpeak'in zaten sitesi de burada olacak. Yani bu paket haline gönderildiğinde, siteye gittiğinde ThinkSpeak bunu analiz edecek ve oradaki eşleştirmelerle karşılaştırarak bizim verilerimizi bize göstermeye başlayacak. Burada veriyi başlatıyoruz ve verinin içerisi get https://api.thinkspeak.com/update soru işareti API key şeklinde devam ediyor. Bizim burada şu get'ten itibaren şu eşittir'e kadar zaten herkese aynı olacak. Bu eşittir'den V işaretine kadar, V simgesine kadar bir key'imiz var. Bu key'i biraz sonra sitede oluşturacağız ve yazılıma gömeceğiz. Onu da göstereceğim. Bu key normalde size gelmiş olabilir ama eğer kendi sitenizde bu verileri görüntülemek istiyorsanız bu key'i mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Ve burada field 1 var ve field 2 var. Bunlar ne peki? Bunlardan biraz bahsedelim. Bunlar bizim gönderdiğimiz veriler. Biz veri paketinin sonuna V işareti koyup field 1 diyoruz ve eşittir diyoruz. Burada sıcaklık değerimizi veri değişkenine ekliyoruz. Yani şu değişkenin sonuna ekliyoruz ve şu satıra geldiğimizde aslında şu eşittir'den sonra bir sayı yazmaya başlıyor. Bir alt satıra geçtiğimizde field 2 yazısını ekliyoruz. Yani biz artık ikinci değişkenimizi bu veriye eklemek istiyoruz. Ve daha sonra nem değişkeni yine veriye ekliyoruz. Aslında burada 4-5 satır yazmak yerine isterseniz siz buraya şu yukarıdaki yazdığımız gibi de yani burada parantezi kapatıp daha sonra artı deyip devam edebilirsiniz. Ama net bir şekilde görmek için bu şekilde yapabilirsiniz. Hatta isterseniz örnek vermek gerekirse bu field'ı da buradan ayırabilirsiniz. O da şu şekilde. Bunu buradan kesip mesela veri diyelim, plus eşit diyelim. Plus eşit de şu anlama geliyor aslında. Buradaki değişkenle veriyi toplar ve tekrar kendi içerisine yazdır anlamına geliyor. Yani sonuna ekleye ekleye gidiyoruz. Field 1 değişkenini yazdırdık ve bu field 1 değişkenini buradan sildik. Yani aslında şu oluyor. İlk önce biz verimizi ana göndereceğimiz, update edeceğimiz şeyi buraya yazdık. Daha sonra field 1 yazısını bunun sonuna ekledik. Normalde sonunda burada yazıyoruz zaten. Bir fark yok. Daha sonra sıcaklık değerini bu field'ın hemen sonuna ekledik. Bu sıcaklık değerinden sonra field 2 yazısını ekledik. Field 2'den sonra da burada hemen nem değerini verinin sonuna ekledik. Ve burada /res/nest enter tuşuna basılma ifadesi anlamına geliyor. Bunu da en sonuna ekliyoruz. Ve daha sonra ESP'ye artık bu veriyi göndermesini istiyoruz. Burada da artık ESP'ye göndereceğimiz paketin uzunluğu hakkında bir bilgi veriyoruz. Bu uzunluğu belirledikten sonra 2 saniyelik bir beklememiz var. Eğer ESP'den büyüktür ifadesi gelirse ESP'nin hazır olduğu anlamına geliyor ve artık verileri göndermeye başlıyoruz. Burada ESP print veri dediğimizde zaten bizim şu yukarıdaki verimizi yani şurada hazırladığımız paketi gönderiyor ve ardından sonra enter butonuna basarmış gibi bir ifade yazıyoruz. Bunu da veriyi göndermek için yapıyoruz. Daha sonra da bizim gönderdiğimiz veriyi serial monitöre yazdırıyoruz. Yani aslında bunlar bu iki satır ThinkSpeak'e herhangi bir veri göndermek için değil, sadece serial monitörde bizim bu veriyi görmemiz için. Ve burada bir saniye daha bekliyoruz. Eğer burada ESP 2 saniye içerisinde hazır olmazsa burada bağlantı kapatıldı şeklinde bir yazı çıkacak ve daha sonra da bizim ThinkSpeak'le olan bağlantımızı buradaki AT komutuyla kapatacağız. Bir saniye sonra tekrar loop'un başına döneceğiz ve bu veri gönderme kısmını tekrarlamaya başlayacağız. Aslında baktığımızda bu if içerisinde mesela şuradaki satırı fazladan yazmışız. Çünkü bunu biz zaten yukarıda veri içerisine yazdırmıştık. O yüzden tekrardan burada bir print işlemi yaptırmamıza gerek yok. O yüzden bunu siliyorum. Bunu sildiğinizde de kodunuz zaten düzgün çalışacaktır. Şimdi kodumuz bu kadar. Şimdi ThinkSpeak sitesine gidelim ve oradaki detaylardan size bahsedeyim. ThinkSpeak.com'a geldik. Burada bir account oluşturmanız gerekiyor. Bu account'u ücretsiz olarak oluşturabiliyorsunuz. Ben şu anda account'umu onaylattım. Yani bir mail geliyor, tıklıyorsunuz, onaylanıyor. Hemen buraya girip artık kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Burada kanal kısmı var. Şu channel kısmından girebilirsiniz. Buraya tıkladığınızda sizde bunlar görünmeyecek. Benim bunlar önceki oluşturduğum kanallar. Bu kanallardan mesela yeni bir tane oluşturacağız şimdi tekrardan kullanmak için. New kanal diyoruz. Bu kanal istediğiniz ismi verebilirsiniz. Mesela bunlar benim önceden verdiğim isimler. Yine burada şey yapalım. ESP8266 test sıcaklık diyelim mesela. Hatta /nem diyelim. Burada isterseniz bir açıklama yazabilirsiniz. Hani yazılım içerisinde field 1 ve field 2 tanımlamıştık. Bunlar da buradakileri aslında aktif edebildiğiniz kadar yani 8 taneyi burada aktif edebiliyorsunuz. Metadata ekleyebiliyorsunuz ama bu veri içerisinde mi ekleniyor onu mesela emin değilim. İsterseniz deneyebilirsiniz. Field 1 ve field 2'yi burada aktif ettim. Bunlara istediğiniz değerleri tabii ki verebiliyorsunuz. Bizim field 1'imiz sıcaklıktı. Field 2'miz de nemdi. Ben o yüzden bunlara bu şekilde isimlendiriyorum. Siz bu isimleri farklı da verebilirsiniz. Problem değil. Zaten bizim burada hangi verinin neyin karşısına yazdırılacağını field 1 ve field 2'den yakalıyor. Geri kalan şeyleri de siz istediğiniz gibi doldurabilirsiniz ama verileri almak için
doldurmanıza gerek yok. Daha sonra burada kanalı kaydet diyorum en alttaki butondan. Kanalı kaydettiğim anda buraya hemen veriler düşmeyecektir. Şu an çünkü hem Arduino'muz çalışmıyor hem de buradaki API key'imizi Arduino içerisine gömmedik. Şimdi API anahtarına ulaşmak için şurada API key'e tıklıyorsunuz ve burada size write API key ve read API key şeklinde iki tane key veriyor. Biz burada yani siteye yazma işlemi yapacağımızdan dolayı buradaki write API key'i kopyalıyoruz. Bu key'i başka yerle paylaşmayın ama isterseniz bir sıkıntı olduğunda tekrardan generate new write API key diyerek de tekrardan yeni bir kod oluşturabilirsiniz. Bunu kopyaladık. Bunu Arduino içerisine yapıştıracağız. Buradaki siteye geldiğinizde şurada API request dediği kısım var. Bu kısımda aslında sizin buradan kanalı besleyebilirsiniz. Kanaldan veriler çekebileceğiniz farklı şeyler size sunuyor. Biz buradaki en üsttekini yani kanalı besleme komutunu kullanıyoruz. Bu komutu zaten hatırlarsanız Arduino içerisinde şurada da yer alıyor. Buradaki onun aynısı. Sadece sonunda field yok. Biz field'i yazılımı yazarken ben size farklı bir şey anlatmak için aşağıya almıştım. Siz isterseniz yukarıda da kullanabilirsiniz. Bu field'ın 1 olmasına gerek yok. 1 olursa zaten verilerimiz yanlış geçecektir. Ben bunun karşısındaki field'ı sildim. Eşittir sıcaklık olması gerekiyor. Öyle ufak bir hata yapmışız. Ve burada write api key'imizi kopyaladık. Ve hemen şurada key eşittirden sonraki ve tırnak işaretine kadar olan yere bunu yapıştırıyorum. Bu yapıştırma işleminden sonra artık kodumu Arduino içerisine upload edebilirim. Tabii ki doğru kart ve portu seçtikten sonra artık upload butonuna basıyorum. Yazılım yüklendikten sonra hemen şuradaki serial monitörü açacağım. Yazılım yüklendi, serial monitörü açtım. Gördüğünüz gibi burası started, AT yollandı gibi hani yazılım içerisinde incelediğimiz şeyleri yazıyor. Ağ bağlanılıyor diyor ve ağ bağlandı yazıyor. Ben ESP modülümü daha önceden ağ bağladığım için buradaki işlemler biraz hızlı gerçekleşti. Eğer ESP modülünü ilk defa ağ bağlayacaksanız buradaki işlemler birazcık daha yavaş gerçekleşebilir. Belki ESP modülünüz bulunma aşaması da biraz yavaş olabilir. O yüzden buradaki yazılımı biraz bekleyin. Ona göre ilerleyin. En sonunda olmazsa o zaman tekrardan bir sorun var mı diye kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi veri gönderiliyor. Bağlantı kapatılıyor. Tekrardan veriler gönderilmeye devam ediyor. Video içerisinde bahsettiğim kondansörü kullanıyorum. Siz bunu takarsanız birazcık daha sağlıklı çalışacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi burada bazen veri gönderememiş olabiliyor. Gördüğünüz gibi aralarda veri gönderemedi. Veri gönderildiği zaman zaten tekrardan yazacak. Şimdi gelelim ThinkSpeak kısmına ve gelen verileri bir görselleştirelim. ThinkSpeak kısmına geldiğimizde burada mesela bir tane veri gelmiş. Burada da bir name verimiz gelmiş. Zaten ikisi aynı paket içerisinde geliyor. Ve burada ne zaman yaratıldı, bu verinin ne zaman geldiği de üzerine geldiğinizde detaylı bir şekilde yazıyor. Siz isterseniz buradaki grafikleri farklı da yapabilirsiniz. Yani rengini değiştirebilirsiniz. X aksisine, Y aksisine farklı şeyler uygulayabilirsiniz. Line, bar, clone, spline veya step şeklinde farklı grafik gösterim tarzı da uygulayabilirsiniz. Bunun gibi birçok ayar var. Hatta şuradan mesela time scale'i bile istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz günlük vesaire gibi. Şimdi biz burada sıcaklık ve nem çekiyoruz ama gerçekten ihtiyacınız olan bir yerde bir sayı saymak istiyorsanız mesela giriş çıkış saymak için bile mesela buraya günde kaç kişi giriyor şeklinde bile bir grafik oluşturabilirsiniz. Buradaki verileri incelediğimizde gördüğünüz gibi Arduino çalıştığı müddetçe buraya veriler geliyor. Şu an ortam 20 dereceymiş ve nem de %41'miş. Mesela ben burada sıcaklık sensörü elimde tutuyorum şu anda. Mesela bir sonraki veride artık bu yükselmeye başlayacak. Mesela nem değeri yükseldi. %58 oldu. DHT11 üzerinde plastik bir kılıf olduğu için tuttuğunuzda direkt olarak ısınmıyor. Biraz daha yavaş yavaş ısınıyor. O yüzden sıcaklık değeri biraz daha geç arttı. Burada da gördüğünüz gibi 23 dereceye çıktı ve ben bunu tuttuğum sürece bu yavaş yavaş benim elimin sıcaklığına gelecektir. Bir sonraki veriyi de görelim. Gördüğünüz gibi 26 dereceye kadar çıktı. Bıraktım. Bundan sonra zaten düşecektir. İşte ThinkSpeak'e veri göndermek bu kadar kolay. Sadece ESP tarafında dikkat etmeniz gereken şeyler var. Mesela ESP'yi takarken Arduino'da güç olmasın. İlk bağlantılı yapın, sonra gücü takın. Serial monitörü açtığınızda ESP bulunamalı şeklinde yazıyla karşılaşırsanız birazcık bekleyin. ESP'yi bazen geç bulabiliyor. Ağ bağlanırken de ilk defa ağ bağlanacaksa yine geç bağlanabiliyor. ESP eğer uzun bir süre bulamadıysa o zaman Arduino elektriğini kesin. Zaten ESP'nin de elektriği kesilmiş olacak. Tekrar takın ve serial monitör tekrar açın. Bu şekilde birkaç yöntem uygulayın. Eğer yine bulamazsa dediğim gibi kondansör bağlamanızı tavsiye ederim. Bu durumda onu etkileyecektir çünkü olumlu yönde. Eğer yine bulamazsa bu sefer ESP'nin artık firmware'ini güncellemeniz gerekiyor anlamına geliyor. Tabii ki bağlantılarınızın doğru olduğunu varsayıyorum. ESP güncelleme için de sonraki videomuzda bundan bahsedeceğiz. Oradaki detayları video çektiğimiz takdirde video açıklamasına koyacağız. Oradan bakabilirsiniz. Sorunlardan bir tanesi de ESP'nin RX ve TX pinlerinin Arduino üzerindeki pinlere ters takılması. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Haberleşemeyecektir çünkü öbür türlü. Ve sonucunda da ESP AT komutu gönderdiğinde okey alamadığı için ESP bulunamadı şeklinde size bir yazıyla geri dönecektir.
Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde ESP devrimimizi kurduk, kodumuzu yazdık ve ortamdan aldığımız bilgileri internette farklı bir ortama aktardık. Bu ortamda da farklı bir platformdan giriş yapıp, yani herhangi bir browser'dan giriş yapıp dünyanın neresinde olursanız olun bakabileceğiniz bir hale getirdik. Bunun gibi sıcaklık ve nem değeri dışında kapı açıldı alarmı, yangın var alarmı veya hareket alarmı gibi farklı alarmları da siz kendiniz tetikleyebilirsiniz. ThinkSpeak gibi farklı platformlarda da farklı özellikler katarak ilerleyebilirsiniz. Bunları ufak araştırmalarla internette rahatlıkla bulabileceğiniz şekilde farklı örnekleri de var. ESP modülünün yapısı itibariyle ve Arduino üzerinden enerjisini aldığından dolayı bazı durumlarda voltaj yetersiz geldiğinde ESP bağlantı problemleri veya haberleşme problemleri de yaratabilir. Bu problemleri engellemek için ESP'nin artı ve eksi bacakları arasına 100 mikrofaradlık bir kondansör, yani kutuplu kondansör bağlamanız gerekiyor. Bu kondansör sayesinde voltaj dalgalanmalarında ESP'nin en az şekilde etkilenmesini de sağlayabilirsiniz. Bunu direkt olarak artı eksi hattına, ESP'ye bağladığınız artı eksi hattına takmanız gerekiyor. Ve tabii ki biliyorsunuz kutuplu kondansörün artı ve eksi bacağının farkı var. Eksi bacağının üzerinde bir çizgi var. Bunu eksi hattına denk getirmeniz gerekiyor. Bunu yapmanız her zaman için şart değil ama ESP'niz çalışmıyorsa, tüm bağlantılardan, kodlardan ve firmware'inden eminseniz ve hala çalışmıyorsa muhtemelen buradaki voltaj dalgalanmalarından dolayı problem yaratıyor olabilir. Biz testler sırasında ESP'yi bu kondansörü bağlayarak çok daha fazla şekilde doğru tepki aldığımızı saptadık. Hatırlarsanız NF modüllerle de böyle bir problem var. Yani NF modülü kullanırken bu kondansörü takmazsanız haberleşmeyi yapamıyorsunuz. Bu tür modüllerde bir kondansör kullanmakta her zaman için fayda var. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. Bunun gibi daha nice içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. ESP modülüyle alakalı aklınıza takılanları veya sormak istediklerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Sağda çıkan iki tane videodan da diğer içeriklerimizi izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.